Evet, kayıttayız. Tamam. Merhabalar. Merhabalar. Şimdi uzun zamandır çekmeyi istediğimiz bir video vardı. Bir 20 günlük Yunanistan-İtalya turu yaptık. Onun detaylarını paylaşacağız. Maliyetlerini de paylaşacağız. Kapsamlı bir şekilde yapmaya çalışacağız. Umarım böyle bir planınız varsa bu video size faydalı olur. Neden bu turu yaptık? Bu rotayı neden bu şekilde tercih ettik? Neden 20 gündü? Evet, bunlardan bahsedeceğiz aslında. Bu 20 gün bize nasıl bir maliyet getirdi? Evet, beklentilerimizi ne kadar aştık? Detay var. Günün sonunda mutlu olduk mu geri döndüğümüzde? Evet. Ne kadar yol yaptık gibi bir sürü detay var. Bizim hedefimiz aslında en başta Avrupa'ya gitmekti. Çok genel. Ama Avrupa'ya nasıl gidebiliriz? Ne kadar sürede bir tur yapabiliriz? Ne aslında planlamaya başladık. İlk adım tabii ki vize almak. Ne kadar geniş bir vize alırsak o kadar uzun tutacaktık. Eğer 90 günde alışma hakkımız olsa 90 gün yapacaktık gibi. Bu yüzden ilk adım vize başvurumuzu yaptı. Benim önceden bir vizem vardı zaten. Deniz için Yunanistan vizesine başvurduk. Kıç çıkışımız Yunanistan'dan olacağı için. Yani aslında bir başta bir araştırdık. Tamam, Yunanistan'dan çıkacağız ama kaç gün vize alacağım belli değil. Ve hangi ülkeleri gezeceğimiz tam belli değildi. Vizenin uzunluğuna göre belli ülkelere gidecektik. O yüzden de hangi ülkeden vizeye başvuralım aslında çok da emin değildik. Sonra biraz düşündük. Yani tamam, girişi oradan yapıyoruz. O yüzden her halükarda Yunanistan'dan geçeceğiz. Yunanistan'a başvuralım. Biraz da çevreden edindiğimiz, biraz da işte araştırdığımızda Yunanistan'ın daha kolay vize verdiğini düşündük bir şekilde. Ve oradan başvurmak istedik. Aslında o yüzden Yunanistan. Şey, tedirginliğimiz hep vardı. Acaba hani 5 günlük vize verirler mi? Hani 5 günlük bir seyahat gösterdiğimiz takdirde. O yüzden biz de biraz uzun tutalım. Belki onlar da daha uzun verirler diye şöyle yaptık. Yunanistan'dan 20 günlük bir otel rezervasyonu yaptık. Onu da 3 ya da 4 ayrı otelden yap. Bu da inandırıcılık açısından etkili oluyormuş diye düşündük. Öyle duyduk yani. Tabii ki hepsi iptal edilebilir olacak şekilde. İade bedelinin sıfır olması şartıyla araştırmamızı yapmıştık. Bir de uçak bileti. Karavan konusunu hiç karıştırmadık. Çünkü karavanda ne rezervasyon göstereceğiz soru işareti bizim kafamızda oluştu. O yüzden karavandan hiç bahsetmedik. Uçakla gidip otelde kalacakmışız gibi bir talepte bulunduk. Bu arada şeyi de öğrenebiliriz. Eğer karavanla seyahat üzerine vize alan arkadaşlar varsa bu videonun altına da yorum yapabilirler. Bize de ulaşabilirler. Biz de merak ediyoruz açıkçası. Bir sonraki seyahatimizde doğrudan karavan seyahatine yönelik dilekçe yazıp ona göre vize başvurusu da yapabiliriz. Bizim oradaki endişemiz, karavanla gideceğiz dersek hani nerede konaklayacağımız vesaire belli olmadığı için ne kadar vize alabileceğimizi de bilmiyorduk. Riske atmak istemedik. İlk başvurumuz olacaktı. O yüzden bu yolu tercih ettik aslında. Aynen öyle. Bir de uçak bileti aldık. Uçak biletinde %100, yani neredeyse %98 iade edilebilir küçük şekilde. Bir vergi farkı çıktı orada. Evet. Onu da o şekilde aldık. O noktada böyle business class'ın en yüksek mertebesinden almak gerekiyor. Ama evet, sonuçta iade edilebilir olduğu için onu da sorun etmedik. Ve o şekilde başvurumuzu yaptık. Sonuç olarak 3 aylık vize aldık denize. Fakat 20 günlük dolaşım hakkı verdiler. 20 gün biraz bize az geldi. Ama seyahatimizi de ona göre planladık. Tabii 3 ay içinde herhangi bir 20 gün olacağı için de o bize birazcık da esneklik katmış oldu. Tabii bu dönemde şey olacaktı, bahar dönemi olacaktı, yaz dönemi olmayacaktı. O 20 günü nasıl bu sefer etkili bir şekilde değerlendirebiliriz, nerelere gidebiliriz, onun planlaması yapmaya başladık. Rotada nerelere gideceğiz, nereleri göreceğiz, bunların hepsini planlamaya başladık. Şimdi biz baharda planladığımız için deniz tatili planlarından çıktık aslında. Eğer yazını yapacak olsaydık büyük olasılıkla Yunanistan, Hırvatistan, Karadağ gibi bir rota çizerdik. Ama ilkbaharda yapacağımız için havalar tabii serin olacaktı. O yüzden biraz daha kültür turu şeklinde yapmak istedik. Bu noktada da İtalya ağırlıklı olsun. Hem de dolu dolu İtalya'nın birçok farklı yerinde birçok güzel şehri gezebiliyorsunuz. Bir de şey düşünmüştük orada açıkçası. Yunanistan komşumuz. Zaten başka zaman dilimlerinde Yunanistan'a vize aldığımızda kolayca girip çıkabiliriz ya da orada başka rotalar yapabiliriz. O yüzden o 20 günün yoğunluğunu aslında bir 4-5 gün toplamda Yunanistan, kalanını İtalya olarak planlamaya başladık. En hızlı nasıl İtalya'ya ulaşabiliriz? Bu noktada da feribotları araştırmaya başladık. Yunanistan'ın farklı limanlarından İtalya'nın farklı limanlarına feribotla seyahat edebiliyorsunuz. Biz de ilk olarak feribot biletini satın alarak tatilimizi garantiye almış olduk. Yani ilk adımımız o feribot biletini almak oldu. Artık seyahat planını netleştirmiş olduk, tarihlerini. Çünkü hem gidiş hem dönüş biletini de aynı anda aldık.
Burada not düşmüş olalım yani. Eğer feribotla bunu yapacaksanız birkaç alternatif var. Yunanistan'la İtalya arasında ya da işte farklı rotasyonlarda. O bileti önceden almak lazım. Hem gidiş hem dönüş. Bir de tabii feribotta bizim için sevindirici olan camping on board opsiyonu vardı. O opsiyonu da mutlaka göz atın. O opsiyonun açık olduğu tarihlere göz atın. Onları tercih ettiğinizde çok keyifli bir yolculuğa denk gelebiliyorsunuz. Evet, camping on board'a da çok kısa bir şey değinelim. Camping on board kışın kapalı. Yani kışın karavanda seyahat edemiyorsunuz feribotun içinde. İllaki yolcu salonuna geçmeniz gerekiyor. O da satın alabiliyorsunuz. Camping on board 1 Nisan'da başlıyordu biz baktığımızda. O yüzden de aslında Nisan'a biz seyahati netleştirmiş olduk. Biz bir de camping on board'ları yani feribot seyahatlerini gece saatlerine denk getirdik. Gece uyku uyuyacağımız saatlere denk getirdik. Çünkü zaten 20 günümüz var ve mümkün olan maksimum zamanı, gün zamanını yolda ve keşfederek geçirmek istiyorduk. O yüzden de feribot süreleri de 10 saat, 12 saat neredeyse indi bindisiyle beraber sayarsanız toplamda bir günü alıyor. O yüzden de gündüz tercih etmedik ama geniş zamanlı bir seyahat yapacaksanız aslında feribotta gündüz o yolculuğu yapmak da ayrı bir keyif olabilir. Hem manzarayı dışarıyı izlemek açısından hem de işte günü daha verimli geçirmek açısından. Çünkü uyuyorsunuz yani biraz belki bir iki saat bir şeyler içiyorsunuz, yiyorsunuz. Ondan sonra uyuyorsunuz feribotta. İkisi arasındaki tercihi de mutlaka bu anlamda değerlendirmiş olun. Yola çıktık. Bu da önemliydi. Yola çıktık, evet. Yunanistan'da 5 günümüz var dedik. Bunun 3 günü giderkendi. Sınırı geçtikten sonraki ilk durağımız Dede Ağaç oldu, Aleksandropoli. Orada sadece aslında şehrin içine girmedik, kasabanın içine girmedik. Deniz kenarında kahvaltı ettik ve sonra direkt devam ettik. Selanik'e gittik. Selanik'te de yaklaşık bir gün kadar kaldık. Sonraki güzergahımız Atina'ydı. Arada bir dinlenme tesisinde konakladık ve Atina'ya vardık. Yunanistan ücretli kamp alanına girmenize gerek yok eğer yola devam edecekseniz. Yani bütün gün gezdiniz yola devam edeceksiniz ertesi günde. Gidip de ücretli bir kamp alanına girmeye gerek yok gibi görünüyor. Özellikle otobanda, yeni yapılan bir otoban galiba onun Selanik-Atina arasında. Tarihini araştırmadık. Selanik-Atina arasında ücretli bir otoban. Çok sık gişeden geçiyorsunuz bizim kuzey otobanı gibi. Ama güzel tarafı yol üstünde güzel dinlenme tesisleri var. Karavanınızı oraya çekip hem ihtiyaçlarınızı giderebilir hem de gece konaklamayı orada yapabilirsiniz. Aynı zamanda da sabah kalktığınızda yola devam etmenizi sağlıyor. Bizim için güzel bir alternatif oldu. Biz seyahat planlarken daha çok kamp alanında kalırız diye bekliyorduk. Ama düşündüğümüzden daha az kamp alanında kalarak seyahati tamamladık. Bu da bizim için iyi oldu. Biz tekrar aynı şeyi yapacak olsak aslında hiç kamp alanında kalmadan seyahatin yapılabileceğini biraz deneyimlemiş olduk. Yani ücretli kamp alanlarında ücretli aslında kamp kalmadan. Evet. Yani işte Park4Night'tan ya da bir uygulama daha vardı. Neydi o? Camper Contact. Neredeyse unutuyorduk adını. Oralara bakıp genelde işte ücretsiz kamp alanları da bulabiliyorsunuz. Ama biz biraz daha işte ilk gittiğimiz yerler en azından karavanla. Keşif kolay olsun, seyahat keyifli olsun ve risk almayalım diye biraz daha keyifçi davrandık yani o açıdan. Bu da tabii maliyeti arttıran kalemlerden biri oldu. Evet, tekrar beraberiz. Selanik'te yaklaşık bir gün kaldık. Atina'ya geçtik. Artık Selanik ile Atina arasında otoyol masrafları bizim için biraz fazla olmaya başladı. Çünkü Selanik'e kadar hep 1 euro, 2 euro, 1.70, 2.30 falan gibi otoyol geçiş ücretleri veriyorduk. Fakat Selanik'ten Atina'ya giderken artık 10 eurolardan bahsetmeye başladık. 5 ila 10 euro arasında kaç kilometrede birdir? Valla çok kısa aralıklar. İşte 20-30 evet. Kilometrede bir bile girdiğimiz oldu. Bir de şey çok değişken. Yani anlayamıyorsunuz aslında neden, hangi ücreti neden verdiğinizi. Gişelere göre ücretler çok değişkenlik gösteriyor. Bu arada başta bir şeyden endişelendik. Eyvah işte neyle ödeyeceğiz? Kartla mı ödeyelim? Nakit mi ödeyelim? Otomatik gişe mi var? Bizdeki gibi işte EGS sistemi gibi. Aslında hepsi var çoğu gişede. Elden kartla ya da işte gişe memuru varsa biliyorsunuz nakitle ödeyebiliyorsunuz. Evet, Atina'ya kadar böyle sık ödemeli bir yolculuk yaptık. Atina'ya vardığımızda Atina'da yaklaşık yarım gün geçirdik. Akropolis'e yakın bir yere park ettik. Şehir içinde Park4Night'tan gözümüze kestirdiğimiz bir park yeri vardı ama hep çok doluydu. Biz de biraz şehir içinde dolaşarak sokak arasında bir yer bulduk ve oraya bıraktık. Herhangi bir sorun yaşamadık. Yürüyerek Atina'daki kısa gezimiz başladı. Akropolis'ten başladık sonra şehir merkezine yürüyerek indik. Evet geldim.
ufak bir değişiklik yaptık. Cihaz değişikliği. Buyurun. Evet. Atina'da kısa bir şehir gezisi yaptık. Ertesi günkü yolumuzu kısaltmak için yola çıktık tekrardan. Yaklaşık bir saat yol gidip Korint Antik Kenti diye bir yerde bir park yeri bulduk. Orada geceyi geçirdik. Şansa adı üstünde Antik Kent varmış. Ertesi gün o Antik Kenti de ziyaret edip tekrar Igoumenitsa'ya, yani feribotun kalkacağı limana doğru yola çıktık. Yaklaşık yolumuz 4-5 saat sürdü. Yani Yunanistan'da 3 gün geçirmiş olduk galiba, değil mi? İlk turda nerelere uğradı gözetle? Selanik ve Atina temelde. Bir de Korint Antik Kenti bonus oldu. Direkt feribota bindik oradan. Evet, Selanik'te tabii Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi ziyaret ettik. Bizim için de güzel oldu. Oraya gitmişken mutlaka ziyaret edin siz de. Selanik'in dışında başka bir yere gitmedik mi? Çok kalabalık olan şehir neresiydi? Arabayı bırakacak yer bile bulamadık ilk gittiğimizde. Selanik miydi Selanik. Orası? Evet, Selanik'te park yerinde biraz zorlandık. Evet, Selanik şehir merkezi çok kalabalık ve galiba öğrenci şehri. Keyifli bir ortam şehir merkezi olarak. Ama kesinlikle araba koyacak yer bulamıyorsunuz, park yeri bulamıyorsunuz. İşte bizim karavanın daha küçük boyutlarda olmasının avantajları. Böyle hasbelkader bir tane park yeri bulup girmiştik. Orada şehrin içinde bir iki tane böyle otoparkta park eden, hatta herhalde orada konaklayan başka küçük karavanlar da vardı. Ama tek tük, yani onlar da belli ki zor yer bulmuşlar. Orada çökmüşler oraya bir şekilde. Kalabalık bir yerdi yani. Ama keyifliydi oralarda. Evet. Feribota bindik. Hızlıca geçeyim burayı. Feribotta karavanda geceledik. Fırtınalı bir geceydi ama güzeldi. Bari'ye indik. Bari'de ilk inişimizde hiç durmadık. Ve doğrudan Capitolo, biraz Bari'nin güneyinde ki bir kamp yerini gözümüze kestirmiştik. Oraya gittik. Orası da aslında yazlık bir bölge olduğundan dolayı hiç karavan yoktu ya. Bizden başka sadece bir tane karavan vardı. O da bizden sonra girdi. Ama tatlı bir kamp yeriydi. Fotoğraflarını zaten paylaşırız. Capitolo'da günü geçirdik. Biraz çalıştık orada. Sonra akşamüstü Martina Franca diye küçük bir kasabaya gittik. Çok tatlıydı o da. Akşam yemeğimizi yedik. Sonra tekrar kamp yerine dönüp ertesi sabah ilk durağımız Alberobello oldu. Oralara değinmeyelim ya. Mesela çok güzel pizza yedik orada. Pizza yedik, evet. Ha, böyle hızlı hızlı mı gitsin şehirler? Oldu. Niye olsun ya, detay? Feribottaki şeyden de bahsetmedik. Nasıl oldu, ne yaptık falan, bildik mi? Çok uzatır her şeyi. Uzatır mı? Bir de ben o kadar detay hatırlamıyorum ki her şeyi. Hatırladığımız kadarını. Ya şey söyleyebiliriz. İlk İtalya'da gittiğimiz akşam yemeğinde bizce İtalya seyahati boyunca yediğimiz en iyi pizzayı orada yedik. Neydi o şeyin adı? Yerin adı? Basilico ve Pomodoro gibi bir ismi vardı. Evet. Onu da paylaşırız. Onu paylaşırız, evet. Yani gerçekten çok güzel. Butik ve biraz daha fine dining bir yer. Küçük bir dükkan. 4-5 masalık bir yeri var içeride. Pizzayı zaten gözümüzün önünde açıp yapıyorlar. Malzemeler çok taze ve inanılmaz lezzetliydi. Napoli tarzı pizzaydı ama biz Napoli'deki pizzalardan daha çok beğendik oradaki, evet, pizzaları. Mutlaka orayı tavsiye ederiz. Martina Franca'nın notu o olsun. Pizza olsun. Şehir merkezi de çok güzel geldi. Evet, şehir de çok keyifliydi. Ertesi sabah Alberobello'ya gittik. Meşhur zaten, turistik bir yer. Beyaz kubbeli evleriyle popüler. Orada yaklaşık 2 saat kaldık. Bu şehirlerin hiçbirinde, yani gittiğimiz hiçbir yerde aslında park problemi yaşamadık. Hep Park for Night'ta gösterilen yerlerde park yerleri bulduk. Park for Night aynı zamanda park yerleri de yer alıyor. Ya da bulamadığımız noktada da mavi çizgide park alanlarına zaten park edebiliyoruz. Orada park ettikten sonra makineden kalacağınız saati seçiyorsunuz ve ödemenizi yapıyorsunuz. Sonra onu gidip arabanın ön camına bırakıyorsunuz ve sorun yaşamıyorsunuz. Hmm. Mavi çizgi olayı mesela, bizim başta biraz fikir sahibiydik ama tam böyle nasıl işliyor o sistem, onu anlayamamıştık. İtalya'da genelde 3 park yeri çizgisi var. Beyaz, sarı ve mavi. Yani. Genelde mavi çizgili park alanları, yani işte yol kenarında, kaldırım kenarında olan park alanları misafirler için ayrılmış ve onu oraya park ettiğinizde işte makineden ücretini ödeyerek kullanabiliyorsunuz. Onun dışında kalan yerler beyazlar, devlet sarılar, bölüm. Sarılar kamu, işte kamu çalışanlarının araçları için. Araçları. Evet, o tarz yerler için. Beyazlar ise o muhitte oturan, oranın yerleri için ayrılmış yerler. Yani beyaz çizgili bir park yeri görüp boş olduğunu düşünüp oraya park etmeyin.
hem cezası var hem de oranın mutlaka bir sahibi oluyor. Mavi alanların tümü park edilebilir alan. Rahatlıkla park edip devam edebiliyorsunuz yani. Alberobello'dan sonra Matera. Bu Matera da Mardin'e benzetilen şehir olarak geçiyor. Yer yer mağaraların olduğu, çok birbirine yakın binaların bu şekilde yerleştiği kent. James Bond filmlerinden sonuncusu da galiba Ölmek İçin Zaman Yok zannediyorum. Matera'da geçiyor. Filmi izlediyseniz oradaki sahneleri hatırlayacaksınız. Çok böyle inişli çıkışlı, şehrin iç içe geçtiği ama gayet de otantik, böyle hiç kimyası dokusu bozulmamış evlerin olduğu, böyle tepeden baktığınızda çok keyifli bir manzaranın olduğu, içeri girip ara sokaklarında yürüyebildiğiniz bir kent. Güzeldi yani oradaki şeyler de çok keyifliydi. Keyifli bir şehir gerçekten. Orada da gene şehir merkezinin biraz dışında bir park yeri bulduk. Çok yakında da çeşme vardı. Oradan içme suyunu da aldık. Birçok yerde zaten bu şekilde yaptık. Matera'da da aynı zamanda şöyle bir güzellik vardı. Büyük bir park alanı var, otopark. O otoparkta birçok zaten karavan park etmişti. Yani 10 tane falan bizden başka karavan vardı. Ücretsiz bir park alanı. Gecelemekte de hiç sakınca yok. Orada geceledik. Ertesi sabah da artık İtalya'nın doğu kıyısına sürüşümüz başladı. Su konusuna burada bir değinelim mi? Ya şeyde, ya belki Avrupa'nın genelinde farklı ülkelerde farklıdır o suyun kalitesi, tadı vesaire, ama genelde İtalya'da da birçok çeşmede suyu içebiliyorsunuz. Ama biz Türkiye'de çok alışık olmadığımız için ne yapıyoruz? Ya arıtılmış su içiyoruz ya da damacana su içiyoruz. Çeşmeden su içmiyoruz. O çeşmelerde akan suda çok fazla klor var. Ve hem içerken tadını alıyorsunuz. Evet, belki içilebilir ama hem de işte mesela biz çay ve kahve demlediğimizde suyun dibinde çok fazla klor biriktiğini fark ettik. Kireç biriktiğini fark ettik. Klorla kireç farklı şeyler. Bence farklı. Evet, olabilir. Kireç var, klor yok. Klor da vardır temizlemek için. O kireç sizi rahatsız ediyor. Yani mutlaka ara ara, tabii Avrupa'da su da pahalı yani. Bir şişe suya 1 euro veriyorsunuz. Her seferinde de suya o kadar para vermek istemiyorsunuz. O yüzden su konusu biraz önemli. Buradan giderken mümkün mertebe biraz, belki bir damacana, iki damacana yanınızda temiz su götürebilirsiniz. Ya da orada ara ara marketlerden damacanayla su alabilirsiniz. Ha, benim için sorun yok, ben o kireçli suyu da içerim diyorsanız, zaten orada yerel halk bu suyu kullanıyor. Sadece bizim alışık olmadığımız bir şey. O anlamda da bir not düşmüş olalım. Evet. Ya da arıtmalı sürahiniz varsa onlar da değil mi? Böyle birita gibi bir şey falan olursa mantıklı olabilir. Evet, faydalı olur. Artık Matera'dan Amalfi tarafına doğru, Amalfi kıyılarına doğru yolculuğumuz başladı. Amalfi bizim en fazla tedirgin olduğumuz bölgeydi İtalya'da. Çünkü yazın özellikle çok kalabalık, çok dar yollar, çok kıvrımlı. Bu yüzden de karavanla girebilir miyiz, girersek çıkabilir miyiz, park yeri bulabilir miyiz gibi bir sürü soru işareti vardı kafamızda. Gittik ve zaten bir kamp yeri belirlemiştik. Doğrudan oraya gittik. Oraya varana kadar bile tedirgin olduk. Evet, yer yani yer aslında ulaştığımız lokasyona kadar çok böyle o Amalfi'nin meşhur şehir içi yollarından geçmedik. Ama oraya giderken bile çok fazla dar, karşılıklı geçişin olduğu ve araçların birbirini beklediği, ki bir de sezon dışı olmasına rağmen henüz yaz sezonu, orası zaten patlama yaşıyor turizmde. Oralarda biraz zorlandığımız oldu. Zorlanmak değil de işte tedirgin oluyorsunuz yani arabayı kullanırken. O yüzden aracı doğrudan kamp yerine bırakıp oradan sonraki rotada farklı ulaşım yollarını, oranın yerel ulaşımlarını ya da işte yürüme rotalarını denemek gibi bir alternatife gittik aslında. Evet, bizim kaldığımız kamp yeri San Lazzaro diye bir yerdeydi. Burası da Amalfi ile Positano arasında birazcık yukarıda kalan bir köy. Oraya vardıktan sonra aşağı yürüyerek ilk gün indik Amalfi'ye. Deniz kenarındaki farklı köylere ulaşabilmek için mutlaka otobüs kullanmamız gerekiyor. Yani ya da işte taksi neyse. Ya da yürüyerek de gidebilirsiniz ama gerçekten mesafeler uzak. Biz yokuş iniş olduğu için ilk gün kamp alanından Amalfi'ye kadar yürüyebildik. Ama ciddi bir merdiven inişi var. Zaten o ertesi iki günde bacaklarımızı zorladı o iniş aslında. Evet. Bizden başka da inen kimse yoktu. Biliyorlardı herhalde. Amalfi'ye vardıktan sonra doğrudan, akşam üstüydü zaten, Amalfi'den otobüse binip Ravello'ya çıktık.
Ravello'da, Amalfi'nin biraz kuzeyinde kalan bir köy. Çok güzel manzarası var. Yine fotoğrafları paylaşırız. Akşam orada geçirdik, yemeğimizi orada yedik. Oradan da taksiyle taksiyle kendi kamp alanımıza döndük. Çünkü Google'da gözüktüğü gibi bir otobüs seferleri yoktu. O saat 10'da bitiyormuş, sezon dışı olmasının da etkisiyle. Biz tabii otobüs bulamayınca mecburen taksiye bindik. Mutlaka kontrol edin. Bir de şimdi tam o bölgedeki aslında bizim önceden öngöremediğimiz şey, herhangi bir yere ulaşmak için, yani böyle tepelerden oluşan bir bölge düşünün. Aşağısı sahil, deniz ve yukarıda tepelerde kasabalar var. Bir kasabadan başka bir kasabaya gitmek için mutlaka o kasabanın yolunu aşağı kadar inmeniz, daha sonra aşağıdan tekrar diğer kasabanın yoluna çıkmanız gerekiyor. Bu da mesafeyi gördüğünüzden çok daha uzatmış oluyor. Yaya giderim derseniz bütün gününüzü alır ve inanılmaz efor isteyen, hem yokuş, iniş ve çıkışların olduğu inanılmaz efor isteyen bir rota oluyor. Bu sefer toplu taşımayı tercih etmeniz lazım. Onların da saatlerini çok iyi bilmeniz lazım. Biz işte dönüşte artık saat akşam 10 falan olmuştu. Kamp alanına döneceğiz diye otobüs beklerken bir baktık aslında otobüs yokmuş. Sezon olmadığı için otobüsler o saatlerde çalışmıyormuş. Orada bir taksi şoförüyle tanıştık. VIP minibüsler var genelde taksi olarak. O sağ olsun bizi gideceğimiz yere götürdü ama hakikaten tahminimizden çok daha uzak bir mesafeymiş aslında. Bir saat kadar bir yol gittik taksiyle olmasına rağmen akşam saatinde. O bizim herhalde yolculuğumuzun mesafesine göre en masraflı seyahati oldu. 100 euro taksiyi ödemek zorunda kaldık. Bu yüzden mutlaka önden doğru bir şekilde planlayın bu tarz etkinlikler yapacaksanız, özellikle o bölgede. Evet. Ertesi gün aslında ilk gün kamp alanından ayrılırken kamp alanındaki görevli arkadaşı görememiştik. Kamp alanının sahibini göremedik. O yüzden de herhangi bir bilgi almadan çıktık kamp alanından. Ertesi gün onu gördüğümüzde o bize otobüs saatlerinin olduğu çizelgeler verdi, harita verdi. Onlar da aslında onları gördüğümüz zaman zaten otobüs olmadığını da anlamış olduk ama çok geçti. En azından ertesi gün ona göre hareket ettik. İkinci gün Path of Cuts denilen bir trekking rotası var. Keyifli bir rota. Sahilden yürümek yerine aslında tepede dağların yamacında yürüyorsunuz ve sol tarafınız deniz, sağ tarafınız dağlar olacak şekilde çok güzel manzaralar eşliğinde. Çok da zor, hiç zor olmayan bir trekking rotası bu. Eski bir patika yol, Türkiye'den örnek verecek olursak Karya yolu ya da Likya yoluna benzer manzaralarda yürüyorsunuz aslında. Gayet keyifli. Evet, yaklaşık bir 4 saat. Gene kamp alanından çıkıp yakındaki bir köye gittik otobüsle. Oradan da zaten o Path of Cuts trekking yolunun başladığı nokta. Oradan yürüyüşe başladık. Yaklaşık 4 saat sonra Positano'ya ulaştık. Bu vesileyle de Positano'yu da gezmiş olduk. Positano en kalabalık bölgesiydi o Amalfi kıyılarındaki. Evet, böyle daraşık bir çarşı içi var. O çarşı içinde de böyle işte merdivenlerden ya da rampalardan geziyorsunuz. Ve küçük bir sahil koyu var. Silme turist doluydu. Şeyler güzel, böyle ayaküstü dilim pizza alabileceğiniz ya da işte atıştırmalık bir şeyler alabileceğiniz yerler var. Oralardan bir şeyler alıp sahilde oturup keyifle yiyebiliyorsunuz. Ama deniz kenarı bile, denize girilmeyen bir sezon olmasına rağmen kalabalıktı. O gün hava sıcaktı ve böyle 3-5 turist gördük suya giren. Yani sezona göre öyle bir imkanımız da oluyor. Keyifli bir yere benziyor. Evet. Dönüşte de tekrar Positano'dan Amalfi'ye otobüsle gidip Amalfi'den San Lazzaro'ya tekrar otobüse binerek kamp alanına ulaştık. Geceleyip ertesi sabah Pompei'ydi aslında ilk gitmek istediğimiz yer ama kar yağdığı için evet, kar yağdığı için ilk önce Napoli'ye gidelim dedik. Çünkü açık havada antik kent gezmek çok mantıklı gelmedi bize. Doğrudan Napoli'ye, Pompei'yi atlayıp Napoli'ye gittik. Napoli'de gene bir park alanında kaldık hemen limanın yanında. Bir günlük 20 euro bedeli olan bir açık park alanı. Orada da şuna dikkat ettik. Kamerası olsun. Zaten kendi güvenlik kapısı olan bir yerdi. O yüzden güvenlik konusunda çok sorun yaşamayacağımızı düşündük ve oraya bıraktık. Orada zaten şehirde yürüme mesafesinde yürüyerek Napoli'yi gezdik. İtalya ile ilgili bir not düşelim. Bize hep hem yola çıkmadan önce hem de yoldayken görüştüğümüz ya da mesaj atan tanımadığımız insanlar bile genelde güvenlikle ilgili problemlerden çok bahsettiler. İşte karavanla seyahat edenlerin problemler yaşadığını, hırsızlık olaylarının ve gasp olaylarının çok olduğunu söylediler. Bizim de tabii böyle duyumlarımız vardı.
Ama seyahat boyunca biz böyle bir problem yaşamadık. Tabii bunu bilmenin getirdiği tedirginlikle daha güvenli alanları tercih ettik. Genelde işte Napoli bölgesinde ya da yakın bölgelerde ücretli kamp alanlarını tercih etmeye çalıştık ki en azından orada bir işte güvenlik olsun ya da kamera sistemi olsun ve takip edebilelim diye. Ve özel eşyalarımızı, elektronik eşyalarımızı mutlaka sırt çantasıyla yanımızda taşıdık. Her ihtimale karşı olur da karavana birileri girecek olursa en azından o tarz eşyaları kurtaralım diye. Siz de gidecek olursanız mutlaka dikkat edin. Ama bizim bu anlamda söyleyebileceğimiz olumsuz bir tecrübemiz yok, olmadı. O yüzden de kimsenin de gözünü korkutmak istemeyiz. Biz sadece tedbirli davrandık. İtalya'ya değil başka bir yere de gidiyor olsaydık ya da Türkiye'de de kamp yaparken mutlaka belli zaten tedbirleri alıyoruz. Onun ötesinde de zaten sizin çok önüne geçebileceğiniz bir şey yok. O yüzden elinizden gelen önlemi alıp artık gerisini çok da düşünmemek ve olacağına bırakmak gerekiyor belki de. Tatiliniz zehir olabilir öbür türlü. Napoli, evet, bu konularda bizim en fazla hani tedirgin olduğumuz yerdi ama bir sorun yaşamadık yani, biraz da dikkat ettik tabii ki. Ertesi günü Pompei'ye gittik. Tekrardan güneye seyahat etmiş olduk tabii bunun için. Ama bunların hepsi birbirine çok yakın lokasyonlar. Pompei'de saat işte öğlen gibi biz Pompei'ye vardık. Pompei'de inanılmaz derecede fazla karavan kamp alanı var Pompei etrafında. Hiç görmediğimiz kadar karavan gördük o tarafta. İnsanlar büyük olasılıkla çok uzun süre o kamp alanlarına giriyorlar ve orada kalıyorlar gibi bir algı oluştu bizde. Muhtemelen karavan turları da düzenleniyor olabilir. Gruplar halinde çünkü karavancılar vardı. Çünkü bölgenin aurası çok iyi. Çok geniş bir arazi. Zaten Pompei kocaman bir şehir ve yerle bir olmuş. Yapılarda duruyor. Tabii ki oradaki insanların başına gelenleri okuyabilirsiniz. O yüzden de alan bir şekilde kendine çekiyor insanları. Yer de müsait olduğu için, İtalya'nın diğer bölgeleri gibi sıkışık, şehirleşmiş bir alan olmadığı için herhalde orada karavan kampı yapmak cazip geliyor. Onu da fırsata çevirmişler aslında insanlar. Evet. Biz orada kalmadık. Eğer kalsaydık Pompei tam aslında seyahatimizin neredeyse 10. günü gibi oluyordu. O yüzden hani çamaşır yıkama gibi ihtiyaçları da halledecektik ama orada kalmayacaktık. O yüzden atladık. Yani insanlar bu tarz ihtiyaçlarını da burada bence gideriyordur. Tesisli karavan kampları. Tesisli, bayağı iyi karavan kampları vardı. Hı hı. Gene saat 1 gibi Pompei'ye girdik. 4-5 saat neredeyse antik kentin içinde kaldık. Ona rağmen bitiremedik aslında. Çok büyük bir alan gerçekten. Sonrasında tekrar kuzeye doğru artık Roma istikametinde yola çıktık. Pompei'de de yaklaşık park için 20 euro ödedik. Evet. Orada genelde park etmek için saatlik ücretler var. Bir gün kalırsanız da 25 euro gibi bir ücret çıkıyordu. Yani 5 saatte kalsanız, bir günde kalsanız aslında aynı parayı veriyorsunuz. Evet. Kalmayı da tercih edebilirsiniz oraya gitmişken. Madem bu ücreti ödedim, kalayım diyebilirsiniz. Neticede gece yetince konaklama yeri ihtiyacı olacak yani. Roma istikametinde gene uzun sayılabilecek yolculuklardan bir tanesiydi. Yaklaşık 4 saatlik bir yolculuk vardı arada. O yüzden arada gene Park Fortnite'dan bulduğumuz bir kasabanın Area Sosta'sına girdik. Gece karanlıkta girdiğimiz için bir şey anlamadık. Sabah uyandığımızda çok tatlı bir kasabayla karşılaştık. İsmi Maenza. Evet, çok güzeldi. Planımızda yoktu ama işte bu tarz sürpriz yerler çok eğlenceli oldu, özellikle İtalya'da. Genelde böyle bilmeden işte rota üzerinde bakıp böyle gidip bir de akşam karanlığa kalıyorsunuz yani ister istemez yol üstünde. Ertesi gün bir bakıyorsunuz bambaşka bir yerdesiniz. Çok keyifli bir kasaba. Tarihi dokusuna hiç ellememişler. İnsanlar orada yaşamaya devam ediyor. Belli bir kültürün izini takip edebiliyorsunuz ve orada hem ufak tefek alışveriş yapabiliyorsunuz, ihtiyaçlarınızı giderebiliyorsunuz, insanlarla sohbet edebiliyorsunuz. Çok keyifli yerler oluyor o kasabalar. Türkiye'de de benzer kasabalar var ama tabii ki tarihi doku bir şekilde oralarda daha iyi korunmuş, onu söyleyebiliriz. O yüzden de insanı biraz daha böyle dinginleştirebiliyor, keyif veriyor. Bu Area Sosta dediğimiz yerler Roma'nın özellikle kuzeyindeki bölgelerde çok yoğun. Güneyde o kadar fazla yok. Bu alanlarda karavanınızı hem park ediyorsunuz, hem gri su, siyah suyu boşaltabiliyorsunuz, hem de neredeyse hepsinde tabii su alınabiliyordu. Temiz suyu da temin edebiliyorsunuz. İhtiyaç varsa elektrik de çekebiliyorsunuz. Evet, elektrik yani işte, de vardı çoğunda. Doğru. Burada bir mola verelim mi? Verelim. Tamam. Evet. Ma
Malazya'da geceledik ve Roma'ya doğru yola çıktık. Yaklaşık bir 2 saatlik yol sonrasında Roma'ya vardık. Roma'da Amalfi'den sonra en çok kafamızda soru işareti olan ikinci yerdi. O da büyük şehir olması kaynaklı. Çünkü çok fazla kamp alanı yok Amalfi'de olduğu gibi. Farklı konseptler ama ikisinde de temelde aynı problemlerle karşılaştık diyelim. Birincisi kamp alanı sayısı az. Kamp alanları güzel değil. Böyle otopark alanları gibi aslında. Güvenlik konusunda endişelerimiz var. Aynı zamanda şehir içinde de park alanı problemi yüksek. Bu yüzden biz Roma'da en baştan zaten 3 gün geceleriz. Herhangi bir park alanına çekeriz. Arabayı orada bırakırız ve günü otobüsle ve yaya olarak gezerek tamamlarız diye düşündük. Öyle de yaptık. Kolezyum'a yürüme mesafesi olarak 30 dakikalık bir yerde bir kamp alanı bulduk. Bu da bir kamp alanından ziyade bir araç kiralama, araç bakım yerinin otopark alanıydı. Birçok karavan vardı. Çünkü Roma'da işte dediğim gibi kamp alanı sıkıntısı var. Bizden başka herhalde yaklaşık 10-15 tane karavan vardı park etmiş olan. Geceliğine 25 euro ödedik. Elektrik kullansaydık 5 euro da ekstradan ödeyecektik. Elektriği de ekstra alıyorlar yani. Güzel kurmuşlar tezgah. Evet. Karavana su çekebileceğimiz bir alan var. Gri su, siyah su boşaltma alanları var. Ama onun dışında öyle keyifli bir kamp alanı olduğunu söyleyemeyiz. Karavanı oraya bıraktık ve her gün şehir merkezinde yürüyerek ya da otobüsle seyahat ettik. Şehri öyle gezdik. Dediğim gibi Kolezyum'a zaten yarım saat mesafede. O noktadan sonra zaten Kolezyum'dan sonra da Roma'da yürüyerek her yeri gezebiliyorsunuz. Yine Roma'da 20-25 bin adım her gün attık. Evet, Roma için 3 gün ayırmak lazım. Yani evet, farklı konumlar ve çok gezmeniz gerekiyor. Çok fazla tarihi alan var. Kent meydanları var farklı farklı. Onların hepsi de ayrı ayrı bölgelerde. O yüzden daha geniş bir zaman ayırmak iyi olur Roma bölgesine. İlk gün yürüyerek gittik zaten. Kolezyum'dan başladık. Aşk Çeşmesi'dir. Popola Meydanı'dır. İspanyol merdivenleridir. O tarafları gezdik. İkinci gün Trastevere'de serbest zaman verdik kendimize. Bütün günü geçirdik aslında. Keyifli keyifli, geniş geniş. Üçüncü günde Vatikan'a gittik. Vatikan'a gitmek için otobüs kullandık. Kamp alanı en uzak nokta Vatikan'dı. Vatikan'ı da bitirip aslında tekrar yola çıktık. Vatikan için de önden bilet almıştık. Biz Kolezyum'a giremedik mesela Roma'da. Çünkü önceden online bilet almak gerekiyormuş. Vatikan Müzesi'ni aldığımız online bilet sayesinde işte sıraya girip bir şekilde gezme fırsatı bulduk. İnanılmaz kalabalık. Evet, yani dünyanın bütün milletleri böyle kalabalık yürüler halinde Vatikan Müzesi'ni geziyordu. Biz zaten bir yerden sonra kendimizi o kalabalığa bırakıp bizi nereye götürürlerse sürüklenerek onların peşinden gittik ve çok büyük bir müze. Böyle tarihi adım adım geziyorsunuz. Enteresan bir şeydi, tecrübeydi. Keyifli, mutlaka gidin görün yani. Vatikan'ı bitirip Roma'dan artık ayrılma vakti geldi. Şimdiki istikametimiz Toskana. Floransa istikametinde kuzeye doğru yola çıktık. Gene yolu yarılamak için daha önce adını duymadığımız bir kasabadaki Araya Sosta'ya gitmeye karar verdik. Città delle Pieve diye bir kasabada bir Araya Sosta bulduk. Yine orası da aşırı keyifli bir kasabaydı. Aynı Maenza gibi. Orada da gene bizden başka bir yaklaşık 6-7 tane karavan vardı. Sessiz sakin bir köy. Sabah uyandığımızda kasabanın içini gezdik. Kahvaltı ettik. Genellikle bu kasabalarda hep kasabanın içinde kahvaltı ediyorlar. Bize Araya Sostalarıyla destek oluyorlar. Biz de ufak tefek alışverişimizi oradan yapıyoruz. Evet. Kahvaltımızı orada ediyoruz. Bir de bu tarz kasabalarda mutlaka oranın yerel bir pastanesi mutlaka oluyor. Gidip orada bir kahve için, karnınız açsa bir pizza yiyin. Çok güzel böyle bizim yerel pastanelerdekine benzer şekilde böyle kendi fırınlarında pizza yapıyorlar. O pizzalar hakikaten büyük restoranlarda yediğinizden çok daha lezzetli ve keyifli oluyor. Biz hiç fırsatı kaçırmadık yani. Yakaladığımız yerde yedik. İçimizden hamur çıkacaktı neredeyse. Ama çok da güzeldi oraların şeyleri, evet, lezzetleri. Sonrasında Toskana'da detaylı girmeyeyim ama gittiğimiz her yeri sayayım. Montepulciano ile başladık. Yine güneyden bölgeye giriş yaptığımız için. Montepulciano, Montalcino, Val d'Orsia'dan geçtik. O meşhur serve ağaçlarının, evet, olduğu
vadilerin olduğu bir yol. Siena'ya gittik. Floransa'ya gittik en kuzeyde. Pienza'ya gittik. Montepulciano'dan Val d'Orsia üzerinden Pienza'ya ulaşıyorsunuz. Onun dışında Chianti'de son gün bir şarap tadımına katıldık. Yine bunun için de önceden rezervasyon yapmamız gerekiyor. Aksi halde doluyor zaten. Ama yine de birçok üzüm bağında bağı rezervasyonsuz gezebiliyorsunuz. Tabii bu noktada anlatım olmuyor. Veya da şarap tadımı olmuyor. Ya mağazasını ziyaret evet, mağazasından alışveriş yapabiliyorsunuz. Evet. Toskana turun karavan açısından en keyifli yeriydi. Zaten çok güzel bir doğası var. Yolları çok keyifli ve şu notu da düşelim. Eğer bisiklet kullanıcısıysanız, karavanınızda bisiklet bulunduruyorsunuz. Biz mesela yerleşim planını sığdıramadığımız için bisiklet dahil etmedik. Bir de gideceğimiz yerlerin çoğu bisiklet kullanabileceğimiz yerler değildi. Ama Toskana özelinde bisiklette çok keyifli rotalar yapabilirsiniz. Çok fazla bisiklet kullanıcısı zaten yollarda rastlıyorsunuz. Hem karavan hem de bisiklet için en keyifli seyahat edebileceğiniz bölge. En rahat park imkanları olan ve gece konaklayabileceğiniz bölge İtalya'da Toskana'ydı. O bizi bir rahatlatmıştı yani bütün yolun yorgunluğunu vesaire orada atma şansımız oldu Toskana bölgesinde. Evet, hepsinde bütün gece konaklamalarımız ücretsizdi ve bu araya sostalarda kaldık. O yüzden elektrik konusunda zaten hiçbir sıkıntımız yok. Hiç ihtiyacımız olmadı bütün seyahat boyunca. Su ihtiyacını da bu tarz yerlerden kolaylıkla hallettik. Demin saymayı unuttuğum San Gimignano vardı. Toskana'yı bitirip 3 gün, 3,5 gün kaldık yaklaşık Toskana'da. Floransa? Floransa'yı saydım. Floransa'ya gittik evet. Floransa'da da kalmadık. Floransa'ya yakın Chianti del Greve olması lazım ismi. Öyle bir yerde gene bir Aria Sosta'da bir kasabada konakladık. Arı kardeş ziyarete geldi bize. Of çok da büyük bir yer. Arada böyle sinekler, böcekler. Belgrad Ormanı'ndayız bu arada. Neredesiniz diye soracaksınız muhtemelen videoyu görünce. Öyle bir hafta içi park edip bir yerde bu videoyu çekmek için biraz dinlenme zamanı ayırdık kendimize. Ama çok sinek var. Biraz daha tabii ki doğadayız yani böcekler. Arada bir arılar ziyaret ediyor bizi. Doğanın güzellikleri bunlar. Onların alanına girdiğimiz için. Evet. Normal. Biz onların misafiriyiz şimdi. Evet. Evet, Floransa'yı da günübirlik sokağın üstünde bir yere park ederek gezdik. Daha geniş vaktimiz olursa eğer bütün bu yerleri gene 2 gün, 3 gün şeklinde gezebilirsiniz. Biz biraz daha sıkıştırılmış bir tur yaptık. Öyle çok daha keyifli olur. Buradan aslında tekrardan dönüşe geçiyoruz. Normalde Ancona, İtalya'nın ya Floransa'nın tam doğu kıyısında Ancona'dan da feribotlar kalkıyor Yunanistan'a. Bizim için saatleri uygun değildi. Feribotta zaten bulamamıştık. Camping on board da yok ve yolculuk 16 saat sürüyor. Gündüzden gitmemiz gerekiyordu gibi bir sürü şeyden dolayı biz bütün bu yolu tekrar güneye, Bari'ye kadar inip feribotu oradan binmeye karar verdik. Gene aynı limanları kullandık. Bari'den Igoumenitsa'ya seyahat ettik. Bari'ye giderken gene yolu bir yerde yarıladık. Bir park alanında durduk. İtalya'nın doğu kıyısından Bari'ye kadar yaklaşık 7 saatlik bir yolculuk yaptık. Bir gece ortada geceleyerek 3,5-3,5 gibi bir yolculuk süremiz oldu. Bari'ye vardık. Hemen limanın yanında bir yere park ettik. Şehri kısa bir turladık. Yine çok yakın şehir merkezi. O eski şehir denilen küçük bir bölge zaten. Sokaklarında biraz dolandık. Son pizzamızı yedik. Evet. Feribot aldık daha doğrusu. Paket aldık. Feribota bindik ve Igoumenitsa'ya doğru yolculuğumuz başladı. Evet, sen geri döndük. Bu bölümü, yolculuğun İtalya bölümü yaklaşık 15 gün sürdü bu anlattıklarımız. İlk 3 günü Yunanistan'da geçirmiştik. Sonra bir 15 gün İtalya'yı güneyden kuzeye doğru Floransa'ya kadar tırmandık ve ondan sonra geri dönerek tekrar Yunanistan'a döndük. Geriye 2 günümüz kaldı Yunanistan'a döndüğümüzde. Evet. Bu arada feribotla ilgili küçük bir not verelim. Dönüşte camping on board'da yer yoktu. Dolmuştu. O yüzden camping on board bileti alamadık. Bu arada camping on board almak istediğinizde ekstra ücret ödemiyorsunuz. Sadece onun seçilebilir olması gerekiyor. Eğer karavanınız varsa bu şekilde alabiliyorsunuz. Biz camping on board almamamıza rağmen güverteye çıktık ve camping on board alanına bizi yerleştirdiler. Evet, görevliler sürpriz bir şekilde camping on board'a aldılar bizi. Mutlu olduğumuz bir an. Evet, feribotta da böylece yine karavanda konaklamış olduk.
İndikten sonra sabah 6.30 gibi Yunanistan'a vardık. Son 2 günümüz kalmış oldu vizenin bitimine kadar. Bir gece bir yerde konaklarız diye düşünüyorduk. Yol üstünde de Meteora vardı. Meteora! Meteora çok güzeldi. Meteora evet, gerçekten çok güzeldi. Yaklaşık 2.5 saatlik yolculuktan sonra Meteora'ya vardık. Kayalıkların üstünde eski manastırların olduğu bir bölge burası. Şu anda 6 tanesi hala işlek durumda. Ziyarete açık ve hala manastır olarak çalışmaya devam ediyor. Bunları ziyaret ettik. Her birini 3 Euro'dan kişi başı ziyaret edebiliyorsunuz. Hepsine ulaşım araçla çok kolay. Biz gitmeden önce herhalde arabayı kayalıkların aşağısına bırakıp oradan merdivenle çıkıyoruz falan diye düşünüyorduk ama hepsine araçla ulaşım mümkün. Biz 2 tanesini ziyaret ettik. Hepsinin açılış günleri farklı, açılış günleri de saatleri de farklı. O yüzden gitmeden önce mutlaka kontrol etmenizi tavsiye ederiz. Doğası çok güzel zaten. Muhteşem manzaraları var gerçekten şey. Yani Yunanistan seyahatiniz olursa eğer bir deniz dönemi değilse daha böyle bir kültür rotası yapmak istiyorsanız mutlaka Meteora'ya gidin. Bir böyle filmlerde izlediğiniz sahnelere benzeyen bir atmosferi vardı. Çok keyifliydi. Orada da bir tane film çekmiş. Yine James Bond filmlerinden bir tanesinin de sahneleri var orada. Herhalde yapımcı bu işi iyi çeviriyor. Direkt böyle güzel lokasyonları seçmişler. Otobandan ayrıldıktan sonra Meteora'ya gidiş yolu birazcık engebeli. Biraz zorladı bizi. Çok virajlı daha doğrusu. Aslında yolda bir sıkıntı yok ama virajlı bir yoldu. Ama değiyor sonuç olarak. Artık Meteora'dan ayrıldıktan sonra Kavala'ya kadar hiç durmadan gittik. Ve Kavala'da geceyi geçirip sabahta Kavala'da uyanıp hemen deniz kenarında bir yer bulduk. Fortnite'da bulunan bir yer bu konakladığımız yer. Fakat alana girerken kocaman yazmışlar. Burada kamp konaklaması kesinlikle yasaktır. Evet. Karavanla ilgili de özel bir işaret vardı sanırım. Herhalde biz sezon dışı olduğumuz için bu konuda bir sıkıntı yaşamadık. Ama normalde cezası yüksekmiş bu tarz alanlarda kalmanın. Gittiğimizde 3 tane karavan vardı orada. Biz de onlara güvenip kaldık. Ertesi sabah konuştuğumuzda onlar da aynı şeyi söylediler. Biz de burada karavan vardı diye geldik. Burada herkes kaldık. Birbirine güvenmiş. Evet. Tabii öyle bir yoklama yapıyorsunuz. Yani bilmediğiniz bir yere gittiniz. Eğer orada başka karavancılar varsa birbirinize güveniyorsunuz. Orada konaklıyorsunuz. Keyifli oluyor o yüzden. Yalnız başınıza kalmış hissetmiyorsunuz kendinizi. Aynı zamanda farklı milletlerden insanlarla da sohbet etmiş oluyorsunuz karavancılarla. Evet. Orada sohbet ettiğimiz arkadaşlar da bir çift. Polonyalı bir çiftti. Türkiye'den çıkmıştı onlar da. Aslında planladıkları biz 1 aylığına Türkiye'de kalırız diye düşünmüştük ama 3 ay artık en son gün Türkiye'den çıkıyoruz. Bitiremiyoruz ve gerçekten çok güzel bir ülke diyerek ayrılmışlar. Ve sadece batı yakasını daha gezmişler Türkiye'nin aslında yani. Ege ve Akdeniz tarafını gezmişler. Onların da tamamı değildir. 3 ayda bitirememişler. Biz de mutlu olduk tabii onların ülkemizi gezip görüp beğenmelerinden. Evet, bu şekilde çok birkaç tane daha karavancı arkadaş edindik aslında. Türkiye istikametinde gitmekte olan veya Türkiye'den dönen. Hepsi de çok memnun ayrılıyorlar. Tabii onlar için bir cennet gerçekten de. Ardından Kavala'da kahvaltımızı ettik karavanda ve artık sınıra doğru dönüşe geçmiş olduk. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuktan sonra da ülkeye giriş yaptık. Evet, Kavala'da mutlaka Kavala Kurabiyesi var. Bölgedeki birçok yere o Kavala Kurabiyesini dağıtan bir restoran var. Biz de oraya gittik. Şeyini paylaşırız, görüntüsünü paylaşırız ismiyle beraber. Çok da güzeldi. Taze kurabiyeler getirdik. Burada eşimize, dostumuza verdik. Kavala fazlaca Türk turiste görebileceğiniz bir bölge. Genç nüfus da vardı bayağı bir. Böyle keyifle günübirlik gezebilirsiniz. Böylece aslında ülkeye dönmüş olduk. Evet. Turu bitirmiş olduk. Artık maliyetlerden bahsedebiliriz bence. Evet. Esas can alıcı noktamız. Küçük bir not düşelim. Tabii böyle uzun bir turda yani karavanla her gün yol alıp tabii ki bir yere gidip 20 gün, 15 gün, 20 gün orada da kalabilirsiniz ama karavanla her gün yol alıp ve bilmediğiniz yollarda gidip seyahat edecekseniz mutlaka bazı konulara çok dikkat etmek lazım. Birincisi eğer tek şoför gidiyorsanız günde 3-4 saatten fazla yol gitmemeye çalışmak lazım. Gerçekten yorucu oluyor. Minibüs tipi karavan, otokaravanlar binek arabalar kadar sürüşü konforlu olmayabilir. O yüzden kendinizi de çok yormamanız için bir de sürekli bir keşif duygusundasınız. Daha fazla enerji harcıyorsunuz ve sadece karavanla gezmek değil niyetiniz. Gittiğiniz yerleri de yaya olarak ya da oradaki toplu taşımayla da geziyorsunuz. O yüzden enerjiyi ve zamanlamayı iyi planlamak lazım. Bizim en önemli tavsiyelerimizden biri günün tamamını araç içerisinde ve sürüş esnasında geçirmeyin. Biz tabii maliyetlere şimdi değineceğiz ama
bu maliyetlerin içinde bizim öngörmediğimiz ya da o sırada farklı planladığımız şeyler de oldu. Bunlardan en önemli değişken, çok fazla karavanda yiyip içmedik. Çünkü zamanımız kısıtlıydı ve yerleri görmek istiyorduk. Gün içerisinde ya da işte akşam üzeri karavana dönüp beslenme şansınız yok. Yemek hazırlamak, yemeği yemek, işte o bulaşıkları yıkamak, kaldırmak da bir karavanda evdekinden biraz daha fazla zaman istiyor. O yüzden zamanı da doğru yönetmek adına, tabii ki gittiğiniz yerin de bölgelerin de yerel lezzetlerini de tatmak istiyorsunuz. Biz daha çok dışarıda yedik. Belki birkaç gün karavanda yemişizdir. Birkaç kahvaltıyı karavanda yapmışızdır. Kahvaltılar aslında daha kolay yapılabilir karavanda. Ama bu da maliyeti etkileyen bir şey. Tabii ki özellikle yurt dışında dövizle yapıyorsunuz bütün alışverişinizi. Öyle olduğu zaman gıda maliyeti de artmış oluyor eğer karavanda yemiyorsanız. Ama karavanda yiyecekseniz de önceden ona göre bir planlama yapmakta fayda var. Biz yarı yarıya hazırlıklıydık. Ama tercihimizi daha çok dışarıda yemek üzerine yaptık. Buyurun, maliyetler. Bizim gitmeden önce benzin yakıt masrafı, ya benzin demeyeyim. Mazot. Mazot. Yakıt masrafımız en yüksek kalem olur diye düşünmüştük. Bu arada 5000 kilometre yol yaptık. Gittik, dolaştık, döndük. Tam eve geldiğimizde artık 5000 kilometreye geçmiştik. Avrupa'da yakıt bizden TL bazında daha pahalı. Neredeyse buranın iki katı kadar. Onu da hesaba katmanız lazım. Bir de yolda tercih ettiğiniz rota önemli. Biz özellikle Yunanistan'da otobanı tercih ettik. Zamanı daha verimli kullanabilmek için. Şehir içi yolları tercih etseydik daha az belki gişe maliyetimiz olurdu. Olduk. Beklemiyorduk mesela o kadar yüksek bir maliyet çıkacağını. Yolculuğun toplam maliyeti ne kadar oldu? Bize gittik geldik. Sadece ulaşım hepsi toplam 4400 euro tuttu. Evet, 4400 euro bizim de beklediğimizden fazla harcadık. Ama bu sizi korkutmasın. Çünkü da oraya gittiğinizde farklı maliyet kalemleri de öne çıkabiliyor. Belki biz bunu böyle bir 2500 eurolarda bitirebilirdik. Değil mi? 2500 euro aslında mecburi minimum harcayacağımız para olurdu bu rota için. Bu da neyi kapsıyor? Yakıtı kapsıyor, feribot biletlerini kapsıyor, sigorta, harç pulu gibi ufak tefek otoyol. Önden yapacağınız harcamalar. Evet, otoyol masrafını kapsıyor. Bu şekilde minimum zaten 2500 euroya ulaşıyorsunuz. Bunun üzerine biz yemek hep dışarıda yedik Deniz'in söylediği gibi. Sadece iki gece karavanda yemek yedik. Yemek masrafımız 900 euro tuttu. Yemek ve market aslında yiyecek içecek olan her şey. Gıda masrafımız. Hı. Bu da bizim için yüksek bir kalemdi. Biz bu kadar olacağını düşünmemiştik. Bunun dışında alışveriş tarafı var. Bu keyfi kalemler girdi artık işin içine. Bir tane outlet'e gittik, oradan alışveriş yaptık. İşte hediyelik alışverişler var. Magnetler, işte şehirlerden aldığımız hatıra ürünler. Onlar zaten yaklaşık bir 600-700 euro tuttu. Onun dışında olmazsa olmaz kalem zaten kalmadı. Yani bu şekilde tamamlayınca zaten 4400 euroya ulaştık. Evet. Ama o zorunlu maliyetler dediğimiz gibi 2500 euro tuttu. Hadi 500 euro da ekstra harcadınız. Bir 3000 evet, euroya aslında 3000 bitirilebilir euroya, yani bu tur. Evet, yapılabilir. Ya da şey olabilirdi, süre daha uzun olsaydı geçireceğimiz süre. Yine o belki zaman daha uzun süreyi aynı maliyette de bitirebilirdiniz. Evet. Yani biz daha kısıtlı sürede daha hızlı hareket etmek adına bazı şeyleri maliyete döndürmüş olduk. O yüzden de bu şekilde sonuçlandı aslında. Evet. Bu anlamda yaptığımız ilk turdu. İlk uzun turumuzdu. O yüzden bir sürü tecrübeyle döndük. Turun sonunda çok da mutlu olduk aslında. Evet. Önemli olan da o. Ya öğrenimlerimiz şunlar aslında. Daha küçük maliyetle kesinlikle bitirebilirdik. Birincisi, otoyolları bu kadar kullanmayabilirdik daha geniş bir zamanımız olsaydı. Hiç karavan kamp alanında kalmayabilirdik. Avrupa'nın avantajı aslında karavan kamp alanları dışında siyah suyu boşaltabileceğiniz yerlerin olması. Benzinliklerde bile bu tarz yerler mevcut. Suyu her yerden alabiliyorsunuz, temiz suyu. Siyah suyu da boşaltabiliyorsunuz. Türkiye'de böyle yerler çok yok. O yüzden o açıdan bu işleri halledebildiğimiz takdirde zaten elektrik ihtiyacımız da yok. Hiç karavan kamp alanında kalmadan, ücretli kamp alanında kalmadan seyahatimizi tamamlayabilirdik. Onun dışında biz gene kısıtlı zamanımız olduğu için sabah bir yere park ettiğimiz zaman sabah karavandan çıktık. Akşam 8'e 9'a kadar o şehirde geziyor olduk. Bu yüzden de zaten yemek yeme
ihtiyacımızı karavanda karşılayamıyorduk. Eğer isteseydik sandviç vesaire yapıp sabahtan o şekilde evet. çıkabilirdik. Eğer kendimizi zorlayacak olsaydık. Ya da akşam yemeğine karavana dönebilirdik. Ertesi gün tekrardan giderdik gibi. Kısıtlı zaman olunca bunları yapamadık. Bunları yaptığımız takdirde 3 gün euro civarında aslında bu seyahat tamamlayabilirdik. Evet. Ya keyfi harcamalardan dolayı 4400 euro sınırına ulaşmış olduk. Evet. Herhangi bir kaza bela yaşamadık en önemlisi. Canımızı evet. sıkan hiçbir olay olmadı. Gayet keyif aldık. Hava genel olarak kapalı veya mutlaka her gün bir yağmur yağdı. Zaman zaman güneşi selamlayabildik. Ama dönüp baktığımızda aslında iyi de oldu. Çünkü çok sıcak havalar olsaydı bu kadar rahat gezemeyecektik. Çünkü uzun yürüyüşler yaptık şehir içlerinde vesaire. Güneşli ve sıcak havalarda bunu yapmak da bazen zor olabiliyor. Kar bile gördük. O da bizim karımız oldu. O yüzden mutluyuz. Herkese tavsiye ederiz. Elimizden gelen bilgi paylaşımını da yapmak isteriz. Eğer ihtiyaç duyarsanız. Siz de bizimle bilgilerinizi paylaşmak isterseniz, tecrübelerinizi paylaşmak isterseniz çok mutlu oluruz. Evet. Hesabımız Impalavan, ben Deniz. Ben de Çağla. Birlikte farklı rotalarda farklı seyahatler yapmaya fırsat buldukça devam edeceğiz. Umarız yollarda karşılaşırız sizinle. Hoşçakalın. İyi yolculuklar şimdiden.